Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine bir festival videosuyla karşınızdayım. Manisa Salihli'deyiz. Salihli Setmok Motosiklet Festivali'ndeyiz. Arkamdaki güzel ve huzur verici manzarayla başlamak istedim videoma. Hemen arka tarafta da, kameranın arka tarafında da şu tarafa dönüyoruz. Bu tarafta da festival alanımız var. Tepeden başlamak istedim ki manzarayı da görün, festival alanını görün diye. Bu manzara eşliğinde motosiklet festival yapılıyor. Birazdan kapıdan içeri gireceğiz. Festival nasıl yapılıyor, nasıl bir mekanda yapılıyor ve festival içeriğinde neler oluyor? İyisiyle kötüsüyle sizlere göstermeye çalışacağım. Videomuzun devamına geçmeden önce kanalımıza halen abone değilseniz videonun sağ alt köşesinden abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomuzu da beğenirseniz çok sevinirim. Hadi festivale başlayalım. Festival alanına böyle güzel bir yoldan giriyorsunuz. Burası Salihli'de bulunan Adala Kanyonu. Kanyonmuş burası. Sol tarafımızda dere akıyor. Sağ tarafımızda da daha yoğun bir dere akıyor ama kamp alanları sağ tarafta. Motosiklet festivali burada yapılıyor. Bugün cumartesi. Festival normalde perşembe günü başladı. Cuma, cumartesi. Ben cuma günü geldim. Cuma öğleden sonra geldim. Gelirken de bir sürü yağmura falan yakalandık. Zaten o videoları izlemişsinizdir. Yani bu videodan önce buraya geliş videomu izlemiş olmanız lazım. İzlemediyseniz kesin izleyin. Yol çok keyifliydi. NT1100 ile geldim. İzleyenler biliyorlar. Yol çok keyifliydi ama 50 kilometre kala falan yağmura yakalandık. İleri derecede yağmura yakalandık. Yorucu oldu. Cuma günü geldim. Hiç çekim yapmadım. Çadırımı kurdum. İşte hazırlandık. Arkadaşlarla merhabalaştık falan. Şimdi cumartesi sabahtan çekime başladım. Birazdan festival alanına gireceğiz ve detayları size anlatmış olacağım. Şimdi festival alanına girdik. Sağ tarafta çadırlarımız var. Ama kapıda jandarma arkadaşlar, asker arkadaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü araba girişi yasak. Araba alamıyoruz diyorlar. Bir iki tane girmiş. Bunlar niye girdi? Biz de gireceğiz hesabı yok vatandaş. Kendileri de motorcu. Arkadaş sen de motorcusun. Araba girmemesi lazım şuraya. Neyse sağ tarafta komple çadırları görebiliyoruz. Bir sürü çadır var. Önce size festival alanını göstereceğim. Festival alanıyla ilgili nerede ne var, nasıl bir konumlama yapılmış, bundan bahsedeceğim. Sonra yorumlamamızı yaparız. Girişte sağ tarafa doğru çadırlar kurmuşlar. Burada çok büyük bir tekel bayi var. Hemen karşı tarafta da arkadaşlar kayıt alıyorlar. Kayıt yapılıyor. Önce kayıt alan arkadaşlar el sallıyorlar. Selam vermeden geçmeyelim. Burada arkadaşlar kayıt yapıyorlar. Benim var ama. Şöyle bir bileklik takıyorlar. Bu da bu festivalde olduğunuzu gösteriyor. Festival için geldiğinizi gösteriyor. Festivalin en büyük dezavantajlarından birisi maalesef yerel halka da açık olması. Akşamki konserde de gördük ki çok fazla yerel halk vardı. Motosiklet kullanıcıları olarak motosiklet kullanıcılarıyla birlikte eğlenmeyi tercih ediyoruz genelde ama yerel halk da vardı. Ondan bir nebze bu bilinçlikle ayırıyorlar insanları. Yemek standları var. Yemek standlarının fiyatlarını birazdan bahsedeceğim. Ortaya böyle motorları koyuyorlar. Buradan hızlı uzaklaşmaya çalışıyorum. Şarkı çalıyor telif girmesin diye. Yemek fiyatlarının çok olduğunu söyleyenler var. Az olduğunu söyleyenler var. Yani artık kişiden kişiye göre değişiyor. Bir Hatay köftesiymiş. Şöyle kocaman bir Hatay köftesi yedik. 75 liraydı. Yanına bir de ayran 85 lira. Dürüm olunca 50 liraymış. Yani aynı malzemeyi dürünce 50 lira, tabağa koyunca 75 liraydı. Böyle değişik bir fiyat standardı vardı. Üstelik şu anda standı var. Benim NT'yi de hemen tam karşıda. NT'yi oraya koyduk. Burada da kocaman bir sahne var. Hemen şu gölgede durayım da anlatayım ya. Arkadaş bir de sıcak burası. Başıma güneş geçecek. Çok fazla stand gelmemiş. Niye gelmemiş bilmiyorum. Sahneyi buraya kurmuşlar. Akşam çok kalabalıktı ama dediğim gibi motosiklet kullanmayan insan da çok fazlaydı. Biraz sonra katılımcı arkadaşlarla da sohbet ederiz. Memnunlar mı, değiller mi, nasıl gidiyor festival? Bunu da size paylaşmış olacağım.
festival alanı alan olarak çok güzel, çok muazzam. Ama çok dağınık geldi bana. İşte yarısı orada, yarısı bu tarafta, öbür tarafta. Bir oturup da tanımadığın insanlarla sosyalleşme ortamı bulmak biraz zor. Sadece tanıdıklarınla aynı masa, yan masayla sohbet edebiliyorsun. Tuvaletlerden bahsedeyim. Tuvaletler yeterli. Tuvaletle ilgili şunu söyleyebilirim. Başına bir tane teyze koymuşlar. Teyze yalnız var ya, acayip şey... Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama birinden 4 lira almış, birinden 3 lira almış, birinden 2 lira almış. Biletlik olana 1 lira, biletliği olmayana 2 lira normalde. Öyleymiş ama şimdi size festivalin en güzel yanlarından bir tanesinden bahsedeceğim. Tabi burada çeşmeler falan var. Bak çeşme var. Tuvalet yeterliydi. Sıkıntı yok. Yukarılara çadır kurabiliyorlar ayrı ayrı insanlar. Burada herkes çadırın yanına motorunu koymuş. Oralara geleceğiz ama şöyle bir şey göstermek istiyorum buradan. Suya falan da girebiliyorsun. Çok eğlenceli. Hatta arka tarafta arkadaşlar suyun içine kurmuşlar şeylerini. Bak görebiliyorsunuzdur umarım. Çok keyifli. Şelaleler var. Onların yakınına da gideceğiz birazdan. Şimdi normal şartlarda şuralara çadırlar konabilirdi. Ama onun yerine insanlar motorlarını koymuşlar. Şimdi çadırımızın yanına kadar motosikletimizi sokmak güzel bir şey aslında. Motorumuz yanımızda olsun. Hepimiz isteriz ama yer sıkıntısı yaşayan arkadaşlar vardı. Çadır konulabilecek yerlere insanlar motorlarını koymuşlar. Şurada birkaç arkadaş var, hemen onları ziyaret edelim. Çadır konusuna değineceğim. Burada başka bir değerli kulübümüz var. Merhabalar. Akhisar Riders. Hepinize selamlar. Nasıl keyifler? Çok güzel. Harika eğleniyoruz. Eğleniyor muyuz? Akşam aradım bulamadım. Sen nerede? En ön sıradaydım ben. En ön sırada? Evet. Akhisar Riders motosiklet kulübünü yanından ayrıldık. Arkadaşların da ilerleyen haftalarda festivalleri var. Onun üzerine konuştuk. İnşallah onlarınki de güzel bir şekilde başlar ve biter. Şimdi biz gezimize devam ediyoruz. Dediğim gibi en güzel yanlarından bir tanesi insanların ayaklarıyla girip keyif yapabiliyor olması. Şimdi festival alanı mekan olarak güzel. Dediğim gibi arkada şelaleler falan böyle bölme bölme çadırları kuracak yerler var. Burada yerler adada mesela. Şurada herkes çadırını buraya koymuş. İşte birkaç motosiklet kulübü buraya gelmiş yerleşmiş. Şurada bir ada var. Oraya birkaç motosiklet kulübü yerleşmiş. İşte şurası bir bölme, birkaç motosiklet kulübü yerleşmiş ki şeritle de çekmişler. Burada çok güzel bir şelale akıyor. Bu şelalenin iyi tarafı böyle soğuk soğuk su akıyor. İnsanların içine girebiliyor, ayaklarını sokabiliyorlar. Kötü tarafı sabaha kadar böyle bir uğultu. Sabaha kadar fışırtı dinledik. Böyle de bir dezavantajı var. Şimdi konser alanı buraydı. Buradan dolandık. Biz yukarıdan geldik bu taraftan. Böyle döndük. Buradan çıktık geldik. Alanı komple size gezdirmiş oldum. Kendi çadırımın olduğu yeri göstermedim. Size orayı da göstereyim. O da biraz daha yukarıda. Benim çadırım da burada. Büyük bir alan. Yine ayrılmış gibi burası da farklı bir bölüm. Bölüm bölüm girebiliyorsunuz. Şimdi ben çadırı buraya kurdum. Burada da bir sürü arkadaşın çadırı var. Hatta şöyle göstereyim. Burası da ayrı bir bölüm. Dediğim gibi sanıyorum burası eskiden kafeymiş. Yerini bulmuş mesela bu arkadaşlar da. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi valla, siz nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Seni gördüm, daha güzel olduk. Burası da farklı bir görüş açısı. Alanı size gösterdiğime göre, tanıttığıma göre, umarım ses iyi geliyordur çünkü çok su sesi var burada. Alanı size gösterdiğime göre, festival hakkında da ufak tefek şeyler söylediğime göre, şimdi gidelim de katılımcılara bir soralım. Nasıl bulmuşlar burayı, beğenmişler mi, festival nasıl gidiyor? Sonra da akşam eğlence görüntülerine geçmiş oluruz. Akşamda konserler var tabii. Konserde de size görüntüler paylaşacağım. Valla festival, sen de buradasın. Görüyorsun nasıl olduğunu. Ortam gayet güzel. Organizasyon bence iyi. Festivalde olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi tuvalet. Tuvaletler güzel. Ücretli olması iyi. Daha temiz oluyor. Onu tuvaletteki söyleyeyim. Teyzeyi nasıl buldun? Teyze süper ya. Teyze fena. Güvenlik çok güzel. Her tarafta jandarma ekiplerimiz, zabıtalar. Güvenlik çok iyi. Hatta eşyalarımızı falan dışarıda bıraktık. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Zaten bir olay olacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü dediğim gibi her yerde jandarma var, görevliler var. Ben de video çekiyorum. Murat Yılmaz TV YouTube kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Vallahi festivalle ilgili Murat kardeşimin dediklerine katılıyorum ben. Gerçekten güzel. Ben Torbalı Festivali, Erdek Festivali, Aliyah İkiteker Festivali, hatta buradan da Elazığ Festivali'ne gideceğim. Yani buradaki şey, tuvaletçi teyzeden şikayetçi olduğumu açıkça söylemek istiyorum. Hem girişte para alıyor hem çıkışta alıyor. Ondan şikayetçiyim. Şunu söylemek istiyorum. Motorcu arkadaşlar biraz daha temiz olabiliriz. Evet. Biraz daha temiz olabiliriz.
ederiz. Dünkü konserden sonra konser alanını görünce birazcık utandım. Motor festivali olduğu için bu genelleme otomatikman bizim üstümüze kalacak. Evet. Yani o yüzden söyledim. Yani çünkü bizim attığımız bir pisliği de toplayan insan. O da bir tarafa, bir de şu da var. Adamlar mesela burada oturuyorlar mesela içeride. Evet. Alkol alınıyor. Normalde biliyorsunuz bizim festivallerde bu normal olarak yapılan şey. Evet. Görüyorum adam şurada oturmuş, masa kuruyorlar, içiyorlar, işte şişeyi içtirmiyor. Niye atıyorsun suyun içerisine ya? Yani yine aynı konuya geliyoruz. Temizlik ve düzen. Aynı zamanda benim kanalım da var. Çok yeni açtım. Çok düşük abonelerim var ama böyle kendi arşivimi oluşturmaya çalışıyorum. İlker Uyar. Eğer takip ederseniz, Kolaçan kardeşim böyle bir imkan verdi bize. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Evet. Takip etmek isteyenler yaklaşık bir 25 bir günlük, bir aylık bir rotam olacak. Bu imkanı verdiği için teşekkür ederim kardeşim. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı yolculuklar. Sağ olun, teşekkürler. Biz şimdi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi sudan devam ederek karşıdaki arkadaşlara soracağız bir şeyler. Bakalım onlar ne düşünüyorlar. Festival eskiye nazaran biraz daha sakin. İçerisi çok pahalı. Herkes köye gidiyor yemek yemeye. Geçmiş yıllarda su, gün, şubat falan ücretsizdi. Yeri güzel. Mekan olarak daha güzel. Ortam da güzel. Söyleyeceklerim bu kadar. Festival güzel. Güzel arkadaşlıklar edindik. Ama hani güvenlik falan bir tık daha iyi olsa daha iyi olabilirdi. Ama ortam gerçekten efsane. Güvenlikten kastın ne mesela? Ya güvenlik iyi aslında ama mesela bizim eşyalarımız falan alındı. Hani çok da bir yardımcı olunmadı. Pek yardım eden de olmadı. Eşyalarımızı da bulamadık. Olsun, en azından ortam güzel. Yeterli yani bu. Başından sonuna kadar iyiydi. Lakin bugün o eşya olayından dolayı biz de biraz mahrumduk ama yeni insanlarla tanıştık. Yeni dostluklar edindik. Ne oldu? Çanta mı kayboldu? Masa. Masa ile sandalye kayboldu. Direkt aldılar. Ya biri almamıştır da, yani çalmamıştır da oturmak için almış götürmüştür. Ya inşallah keşke öyle olsa, sabahtan beri bakırıyoruz. Okey takımı da gitti. O da gitti. Bizim yerimize başkaları oynuyor. Festivali nasıl buldunuz? Kısaca bir değerlendirme alalım. Yani ilk geldiğimde tabii ki şeydi. Hani bu ilk festival değil mi? İlk festival. Nereden geliyorsunuz? Antalya'dan. Yani çok motorun olması evet benim için heyecan verici. Herkesin birlikte olması güzel. Ama... Çok mu kasıyor? Demin anlatıyordu. Demin anlatıyordun. Gözlükleri takınca ne oldu? Bak bunları da ekleyeceğim. Gerçekleri mi söyleyeyim? Gözlüğü takabilirsin bu arada. Yani görüş. Halkla iç içe olmam şu an çok itici. Ya yani halkla. Çünkü ben buraya çadır beklemeye gelmedim. Yani şu an çadır bekliyorum. Bak yan tarafta mesela arkadaşların motor malzemeleri var. Masasında kurulu ama bayan orada oturuyor. Ben şimdi alanda şenlik var, gidemiyorum. Çünkü neden? Benim motor kıyafetlerim, her şeylerim burada. Kıyafetlerim yani. Beklemeye, motorum beklemeye gelmedim. Ne istiyorsunuz? Sizin yerinize festival yönetim mi yapsın bunları? Yani bunu ben yapmayacağım. Tabii ki yönetim yapacak. Mesela hani güvenlik alanı kuracağız dediler. Bana çevreden bir tane burada. Şimdi güvenlik göster. Ben miyim buranın güvenliği? Yemek oranları çok kötü. Sorduğum arkadaşlar bana dediler ki işte yemekler hep alan içerisinde ve dışarıdakileriyle aynı. Piyasayla aynı dediler. Kimimiz yani 57 ise kimimiz 75'e yedik. Ben 75 yedim. Ya işte o senin şansın. Ben 50'ye yedim. Yani çok affedersin, tuvalet kimi 1'e girdi kimi 4'e girdi. Böyle bir saçmalık yok açıkçası. Ha bir daha gelir misin? Gelmem. Peki alan olarak güzel ama bu kadar da şey yapmayalım. Yani alanı güzel. Mesela hani diğer alanlar güzel, oturma alanları güzel. Yani ya motorculara ayrılmalıydı ya halka ayrılmalıydı. Yani şimdi ben şu arkadaşın bana emanet etti gitti. Bayana nasıl kaldırayım? Kaldırdığım zaman da tabulu mu alın mı diyor bana. Ben niye kavga edeyim ki bayanla? Tamam. Yüzünü kapatırım. Orada yerel halk tabii teyzeler demek var. İstiyorum. Yani tamam, birine anladım. Bir şey söylediğimiz zaman tapulu malın mı senin mi diyor. Ben niye tartışayım ki? Ben buraya tartışmaya ya da kimseyle ortamı germeye gelmedim. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka söyleyeceğiniz? Teşekkür ederim. Tamam, hazır geçerken vaktiniz var değil mi? Var. Festivali nasıl buldunuz? Hangi grup? Bob Riders. Milas'tan geliyorsunuz. Milas. Tek tek sorayım, nasıl buldunuz festivali? Muhteşem. Mükemmel. Her o kadar şey festival evet çok geziyoruz. Hakikaten çok güzel. Mükemmel. Tamam. Eksiksiz. Gayet güzel. Yani gerçi burada biz kendimiz çoğu şeyimizi kendimizde hazırlıyoruz. Buradan yemek nasip olmadı ama mutlaka iyidir. Şüphem yok. Çünkü bu kadar organizasyon güzelse evet. O da mutlaka iyidir. Yani şüphe etmiyorum. Tamam. Gayet teşekkür güzel. Ediyoruz. Siz? Ben başkanımdan bir gün önce geldim. Arkadaşlarla tanıştık. İlk etapta çok yerli köylü halk vardı içeride.
Onlardan biraz tedirgin olduk. Hem bugün daha rahatız, çok güzel. Bundan sonraki günler çok güzel. Teşekkür ederim. Ben size sizi tanıdığım için ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben bilmiyorum sizin şey olduğunu, isminiz olarak bilmiyorum. Motor camiasındayım ben. Sizin adınızı duymamışım, nasıl duymamışım? İnşallah bir gün oturur bir de çay içer sohbet ederiz. İnşallah başkanım. Teşekkür ederim. Festivallerle alakalı haliyle kimisi memnun olur, kimisi olmaz. Kiminin beklentisi yüksek olur. Şimdi abilerimiz çok fazla festivale gittikleri için, hani iyisini kötüsünü gördükleri için onlarla kıyaslıyorlar. Sizin ilk olduğu için belki de beklenti yüksek dedim. Ya benim beklentim yok. Sadece mesela ortam güzel. Sadece mesela bizim şu anki kalabalıkları olması güzel. Ama ben halkla iç içe olup da çadır beklemek istemiyorum. Yani kafam onlara rahat olsun, geleyim yok. Sadece motorcularla kaynaşayım, gideyim. Ben motorlarla muhatap olayım. Anladım. Tamam mıyız? Dönüyorum. Çok memnun olanları dinlediniz. Şikayetlenenleri. Festivalden önce şunu söyleyeyim. Videolarını çok izledim. Bazı YouTuber'ların videolarını izledim. Seni gerçekten birebir tanıdığım için çok mutluyum. Önce onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bu arada abone olmayanlar varsa kesinlikle tavsiye ederim, olsunlar. Ola ki bir gün ya bir yerde karşılaşırlarsa farklı bir mevlütte karşılaşacaklar. Çok güzel. Festival videosuna reklam aldım. Kendi reklam. Bu benim 4. ya da 5. festivalim. 5. olması lazım. Daha önce Salihli'de Kurşunlu'daki yapılan festivale gittim. Orada olaylar çıktığını söylediler ama ben şahit olmadım. Yani 4 gün yaptık biz orada festivali. Siz de Antalya'dan geliyorsunuz. Antalya'dan geliyorum. O festival çok güzeldi, muhteşemdi. Festival alanı çok güzeldi. Harika geçmişti. Yine konserdeki sanatçıların, hoşuma giden sanatçılar olduğu için ve Salihli Motosiklet Festivali'ni çok beğendiğim için 2 senedir pandemide de hatta sürekli yazdım ne zaman olacak diye. Hatta arkadaşlara da o kadar anlattım, o kadar ballandırdım da onları da peşime sürüklerim, taktım geldi. Yani o yüzden benimki bu tepkimin şeyi bu. Arkadaş bak, bize o kadar çok övdü övüyorlar, ki. Beklenti yüksek. Öve beni getirdi. Ya bizim buradaki bu yani. Yaşadığımız tek sıkıntı şöyle söyleyeyim. Yan masada hemen çadırımın yan tarafında şu anda vatandaşlar oturuyor. Biz etrafını çevreledik. Motorlarımızı koyduk. Şerit çektik. Ya insan gelip de orada bu insanlar burada bir etkinlik yapıyorlar. Ben buraya oturup onlara rahatsızlık vermemeliyim demesi lazım. Misafirsiniz. Ha, misafiriz biz burada. Sen karşıda evinden kalkıp geliyorsun. Gez aralarda dolaş. Motorlara bak, bizimle kaynaş ama gelip de benim masama oturma. Üzerinde eşyalarım var. Gelip oturuyor, bir de tapu numaranız mı, buranın parasını mı verdiniz diye tepki gösteriyor. Arkadaş mobiletle gelmiş. Hastasıyız mobiletin. Dedim ki çalıştır, bir sesini duyalım. Bir gaz verdik, egzozunun dumanını içimize çekiyoruz. Kadın oradan diyor ki biz burada zehirleniyoruz, niye çalıştırıyorsunuz motoru? Ya biz bulmuşum buradayız zaten. Ben 350 km yolu, 350'de dönüş, 750 km yolu ki şu benzin pahalılığında boşuna yapmadım. Ben burada keyif yapmaya geldim. Bu anı yaşamaya geldim. Arkadaşımın dediği gibi ben burada çadır başında eşyalarımın başına bekledikten sonra ne korteje gidebildim, ne geziye gidebildim, ne bir şeye katılabildim. Şöyle söyleyeyim, biz motorlarımızla dağın başına gideriz. Bu festivali illa böyle derer kenarında, işte ilçenin yanında yapmak zorunda değiller. İmkanları kısıtlıysa benim acizane fikrim. Bunun söyleyecekleri bitmemiş, arkamdan konuşacağım. Benim acizane fikrim, çevre illerde bir sürü motosiklet festivali var. Madem ki bu kadar size külfet oluyor, 3 il birleşin, bir motosiklet festivali yapın, 4 dörtlük bir iş çıkartın, vatandaş olmadan çok güzel bir ortamda bir motosiklet festivali yapın. Dağın başına güzel bir panayır alanını yapsan kim gelmem diyecek. Biraz da güzel şeylerden bahsedin. Yani neler iyiydi, neler kötü. Standlar, yarışmalar, hediye kazanmıştınız, onu şimdi hiç söylemiyorsunuz. İnsan ırk olarak memnun olduğumuz şeyleri değil, memnun olmadığımız şeyleri koyarız. Baktığın zaman artı eksi yaptığında evet belki bir 10 tane artı vardır, bir tane eksi vardır. Evet. O seni çok rahatsız ediyordur. Güzel, ben 200 dolar hediye çeki kazandım. Yakacak. Geleceğiz mi bir dahaki festivale? Ben gelirsin. Vallahi başkanı arayacağım. Ben gelecek misin? Eğer aynı şey olacak olursa ben burada vatandaşla birlikte yan yana oturacaksam gelmeyeceğim. Ya mesela gece şimdi uyuyoruz. Hep eleştiri olmasın, tamam da. Şimdi burada çocuk oyun alanı var. Ya gece 2-3'e kadar bu ses ve gürültü devam ediyor. Langırt var tabii, değil tabii, mi? Onları diyorsun. Tabii gece 2'de 3'te hala devam ediyor. Gecenin 3'ünde langırt mı oluyor? Evet evet, burası açıktı. Ama belki de motorcudur onlar. Yerel halk onlar mı? Yok çocuklar oynuyor. Yok, çocuklar hep güvenlik mi oynuyor? Özel güvenlik. Özel güvenlik. Tamam. Yani o yüzden hoşumuza gitmedi. Uykumuzdan etti bizi. Tamam, çok güzel gerçekten, arkadaşlarımın dediği gibi hep bir sürü insanla tanıştık. Bir de senin gelmen gerçekten çok hoş oldu. Ayağına sağlık. Yani unutma. Ne unuttun? Ne unuttun söyle. Allah aşkına gel. Kolaçan'la tanıştım. Ben uzun zamandır takip ediyorum. Gerçekten yani şey olsun diye söylemiyorum. Ekranda neysen olsun. Onu burada birebir yaşadım. Gördüm. Uzun sohbetler ettik, muhabbetler ettik. Yani iyi ki geldin. Vallahi çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Bütün konuşmaları silip sadece buraya ekleyeceğim. Teşekkür ederim. Yani ama bütün
samimiyetimle söylüyorum. Şey olsun diye söylemiyorum. Arkadaşlarım önceden var. Söylemiştim zaten. Yani Mevlüt'ün geleceğini. Gelmeden önce kolaçan geliyormuş diye ve başımızın eti yedi. Yani resmen öyle. Favorim Yeber'e bak. Hadi bakalım Yeber'e ne yapacaksın? MT kalkamadı bir. Başladı. O MT neymiş o? Mondial'mış. O bitti, o bitti. MT 25 gitti. Favorim sensin. Tebrikler. Bravo, bravo. Gazlar, gazlar. Bravo, gazlar. Hadi eğlen. Hoppa. Ben sana favorimsin dedim. Evet, heyecan durumda. Yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Bravo, bravo arkadaşlar. Diş in diş. Başalım, baş. Antalya, İstanbul. Haydi, hadi hayret. Bakın, finish benim diyecek. Gel. Geçmiş olsun, tebrikler. Zafer Özdoğru. Evet. İlk baştan hemen oraya kayalım. Çok tehlikeli ya. Tamam. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Kolaçan ediyorum. Türkiye'yi, festivalleri. Her yere kolaçan ediyorum. Ediliyor. Buraya da kolaçan etmeye geldik. Tamam, hoş geldiniz. Bu etkinlik bizim Allah rahmet eylesin Ali İkbal Demirel kardeşimizin öncülüğünde, onun başkanlığında Salihli'yi tanıtmak, özellikle bizim için önemli olan belediye tarafından, bir belediye başkanı olarak önemli olan tarafı bu. Şehrimizi tanıtmak, Salihli'mizi tanıtmak için yapılan bir güzel bir organizasyon. Dolayısıyla dışarıdan gelen kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı burada görmek bizleri mutlu ediyor. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Festival sabahındayız. Festivalimizin sonuna geldik. Videonun da sonuna yaklaşıyoruz ama ben festivalle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında şelale var karşı tarafta. Videonun başında göstermiştim. Kapanışı o güzel manzaranın eşliğinde yapacaktım. Birkaç bir şey konuşacaktım festivalle alakalı. Birkaç arkadaş hem dün akşam hem de biraz önce çekime başlayacağım bir şeyler söyleyeceğimi öğrenen etraftaki takipçilerimiz özellikle rica etti. Dediler ki Allah aşkına kapanış yapıyor madem videoyu bitireceksin, video çekiyorsun şuradan bir bahset. Şuralardan bir bahset dediler. Şu görüntü sadece bu festivale özel değil. Birçok festivalde maalesef oluyor. Arkadaş
Madem yiyorsunuz, içiyorsunuz, eğleniyorsunuz, pisliğinize götürün çöpe atın ya. Biraz daha dikkatli olunabilirdi bu temizlik konusunda. Özellikle buradan başlamak istiyorum. Bu katılımcılarla alakalı, gittiğiniz festivalleri insanlara misafir olarak gidiyorsunuz. Biz şimdi buraya Salihli'ye misafir olarak geldik. Lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Festivali bitirdik, yola çıkıyoruz. Küçücük, kısacık, ufacık bir festival değerlendirmesi yapacağım. Festivalin konumu çok iyi, zaten izlediniz. Mekan çok güzel, kanyon burası, bayağı da güzel bir mekan. Piknik için, kamp için harika bir mekan. Festival komitesi sağ olsunlar, aylardır uğraşıyorlar, emek veriyorlar. Hepsinin eline sağlık, emniyet güçleri de keza öyle. Çok yardımcı oldular. Yani etraf temizdi. Genel anlamda her tarafa da çöp kutusu koymuşlar. Hatta onlarca yüzlerce çöp kutusu, ufak ufak karton kutular koymuşlar. Bir de ayırmışlar işte cam, kağıt, naylon diye farklı farklı geri dönüşüm kutuları koymuşlar. Festivalin her tarafına bu çok güzel düşünülmüş. Mesela normalde sadece çöp konteyneri konur ya. Adamlar geri dönüşüm için farklı farklı 3 tane kutu koymuş. Her yere koymuşlar ama festival etrafına. Bunun için de tebrik ediyorum festival komitesini. Ancak bizim milletimiz hem amacına uygun kullanmayı geçtim, doğru düzgün kullanmadılar bile. Gördünüz işte her taraf pislik içinde. Abi git pisliğini çöpüne at yani, ne yapıyorsan yap. Bu konuda ben katılımcıları eleştirebilirim. Tabii ki yapanları, hepsini değil. Bunun dışında görüştüm arkadaşlarla. Duş yoktu mesela. Belediyeden istemişler, yapmamış. Belediyeye de buradan ufak bir eleştirim olacak. Belediye başkanı da bize röportaj verdi sağ olsun. Kırmadı bizi, konuştu. Ama keşke daha çok destek verseydi. Buradan belediyelere sesleniyoruz. Bu tür organizasyonlar, binlerce insan geldi. Esnaf binlerce lira kazandı. Adı duyuldu, tanıtımı yapıldı. Abi biraz her şeye para harcıyorsunuz ya. Bizim ülkede zaten en büyük sıkıntı parayı yanlış yere harcamak. Çok bir stand yoktu mesela. Bunu da görüştüm. Stand böyle çok fazla panayır havasına çevirmeyelim diye stand az koymuşlar. Konserler çok eğlenceliydi. Yarışmalar çok eğlenceliydi. Yavaş sürme ve halat çekme yarışı çok eğlenceliydi ama kişisel görüşüm bu motosiklet yarışmaları eğlencelerinden daha fazla olmalı. Daha çok olmalı ki motosiklet festivali olduğunu anlayalım. Motosikletle ilgili daha farklı etkinlik, yarışma ve aksiyon alınmalı bence. Bu çok azdı. Gerçi bütün festivallerde böyle, sadece halat çekme ve yavaş sürme klasik. Başka bir şeyler de üretin. Tüm festivallere söylüyorum. Motorcular yerel halkın gelmesinden çok şikayetçiydi. Köy çok yakındı. Bunun bir avantajı bir dezavantajı var. Yakın olması, içerideki yemek fiyatlarını yüksek bulunan arkadaşlar vardı. Köy yakın olduğu için 2 dakika yürüyerek köyün içinden istediklerini alabiliyorlardı. Ama köy yakın olduğu için bütün köylü ve çevre köylerden, ilçelerden de konsere gelenler vardı. Konser sırasında motorcudan çok yerel halk vardı. Bazı arkadaşlar yerel halk da gelsin, motorcuları görsünler, kaynaşalım derken bir taraf ya çadırımızı bırakıp gidemiyoruz dedi. Bunun özellikle yorumunu size bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz gerçekten yerel halkta gelip motorcularla kaynaşmalı mı? Yoksa biz motosiklet festivaline geliyoruz, sadece motorcular olmalı mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz yani? Bunun yorumlarını bekliyorum özellikle sizden. Özellikle gelen arkadaşlardan, bu festivale gelen arkadaşlardan da varsa yorumları, bunların hepsini de bekliyorum. Yapıcı eleştirilerinizi yapabilirsiniz tabii ki daha iyi festivallerde daha iyi eğlenelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Festival videosunu burada bitiriyorum. Artık Ankara'ya doğru yola çıktım. Bunu başka bir videoda izleyeceksiniz. Ankara videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.